Herkese öncelikle hoş geldiniz diyorum. Yaklaşık bir saat civarında bir canlı demo gösterimiz olacak. Ona geçmeden önce aslında bir içerik olarak nelerden bahsedeceğiz, ondan biraz kısaca bahsedeyim. Bir model yapısından bahsedeceğiz. Aynı zamanda model yapısının içinde veri sözünü nasıl oluşturuyoruz, mapping nasıl yapıyoruz, ardından profileme fonksiyonlarını nasıl kullanacağız, onlardan bahsedeceğiz ve bir tane de profileme fonksiyonu oluştururuz. Arkasından kural oluşturacağız ve mevcuttaki kurallar nasıl oluşmuş ona bakacağız. Sonrasında bu kurallar sonucunda oluşan vakalardan bir tane örnek inceliği oluruz ve arkasından yapay zeka destekli olarak simülasyon yaparak hem mevcut kurallarımızın optimizasyonu nasıl yapabiliriz onu göz atmış olacağız. Aynı zamanda da yapay zeka ile kural ve model üretimini de gerçekleştiriyor olacağız. Tabii bugün aslında sabahtan beri aslında konuştuğumuz, bahsettiğimiz konuların Serp Amos'un da neler, nasıl yapabiliriz aslında onu görmüş olacağız. Burada tabii şu anki demoda kartlı ödeme sistemlerinin verileri olan bir demo söz konusu ama Serp Payments'ı bütün transaction monitoring olarak düşünebilirsiniz. Yani burada hem internet bankacılığı, yani dijital kanallar için internet ve mobil bankacılık, aynı zamanda iş yeri için kartlı ödeme sistemleri için, aynı zamanda AML süreçleri için kullanabileceğimiz bir platform. Şimdi tabii model yapısından bahsettik. İlk önce burada Serp Amos model yapısını oluşturmaya aslında model menüsü altında veri sözlüğü oluşturarak başlıyoruz. Burada Serp Amos'un aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi de veri yapısının esnekliği. Bundan sabahleyin bahsedilmişti. Aslında bu bize neyi sağlıyor? Hem özellikle entegrasyon konusunda hızlı olmamızı ve kullanım sırasında da ki birçok fraud tool'u kullanan fraud analistleri yeni gelen mesajlar içerisinde oluşturulan yeni alanlara çok hızlı olarak Serp Amos içinde yeni alan oluşturabiliyoruz. Ve bu veri sözlüğü oluştururken de aslında burada sizin yapınız ne olursa olsun Serp Amos sizin yapınıza uyarak bu veri sözlüğünü oluşturuyor. Örnek olarak bir tane bir oluşturduğumuz bir input var. Yani buradaki input aslında sizin Serp Amos'a gönderdiğiniz finansal olan ya da olmayan tüm işlemlerinin Serp Amos'ta nasıl görüntülendiğini aslında biz tanımlıyoruz. Daha sonra da mapping yaparak sizin Serp Amos'a gönderdiğiniz datalarla oluşturduğumuz dataları eşleştirme yapmış olacağız. Evet, örnek olarak cardholder name input'una bakmış olalım. Burada önemli olan Serp Amos'ta bütün veri sözlüklerini çok kolay ve çok hızlı adımlarla değiştirebiliriz ya da yenileyebiliriz. Yani önemli olan burada bizim nasıl görmek istiyorsak veriyi ona göre düzenleme yaptığımız bir alan aslında burası. Bu girdiğimiz alanları eşleştirme kısmına geldiğimizde ise burada Serp Amos'un farklı mesajlarını görüyorsunuz. Örneğin chargeback datasını göndermişiz Serp Amos'a. Authorization request mesajlarına göndermişiz. E-commerce mesajlarına göndermişiz. Representment mesajlarına göndermişiz. Buradaki mesajların içerisindeki veriler ne olursa olsun önemli olan bizim burada tanımladığımız verileri eşleştirdiğimiz anda Serp Amos bunu içeri kabul edip ve içeride işleyebiliyor. Örneğin chargeback datasının içinde bir veri tanımladınız ve dediniz ki artık ben kart hamilinin adını da Serp Amos'a göndermek istiyorum. Ama bunu şu an gönderirseniz
bu haliyle. SRP'miz bunu işlemeyecek çünkü sizin ne gönderdiğinizi bilmiyor olacak. Ama bu verinin de adının sizin mesajlarınızda name olarak adlandırdığınızı düşünelim küçük harflerle. Ve biz bunu SRP'miz mesajları içinde artık oluşturduğumuz anda sizin gönderdiğiniz name adlı veri SRP'miz'de artık kartolur name olarak adlandırılmış ve işlenmiş olacak. Yani mapping bu kadar kısa ve tamamen sizin kontrolünüzde. IT'den herhangi bir destek almanıza veya satırlarca kod yazılmasına gerek kalmadan çok hızlı aksiyon aldığınız bir olay haline gelmiş olacak. Bu arada ben anlatırken herhangi bir sorularınız olursa araya da girebilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Ben hızlı hızlı anlatırken arada kaçırmış olabilirim sizin sorularınızı. Bu eşleştirmeyi yaptıktan sonra da aslında bizim geleceğimiz nokta ekstradan değişkenler üretmek. Ki burada tam profiling fonksiyonuna gelirsek, profiling'de bizim mevcut değişkenlerimize yeni hesaplatmalar yaparak yeni değişkenler kazanmak istiyoruz ki bunları aslında kurallarımızda kullanabilelim. Bizim en sık kullandığımız profiling fonksiyonu olan counters'a bakalım. Burada counters profiling fonksiyonunda hesaplatmayı anında geriye doğru tüm verinize kadar anında yapma şansınız var. Şimdi bir örnek üzerine ilerlersek, burada aslında bizim yapmak istediğimiz bir indeks belirlemek ilk önce. Bu indeksin anlamı şu, biz neyi hesaplatmak istiyorsak, ne bazlı hesaplatmalar yapmak istiyorsak, örneğin kart bazlı, merchant node bazlı veya da IBAN olabilir, hesap numarası olabilir, MCC bazlı olabilir. Ne bazlı bir hesaplatma yapmak istiyorsak, onun için indeks oluşturup o indeks üzerinden de profilleme fonksiyonunu çalıştırabiliyoruz. Şimdi bir örnek üzerine ilerlersek, burada aslında bizim yapmak istediğimiz bir profilleme fonksiyonu, biz bu profilleme fonksiyonları aslında bir amaç için yapıyoruz. İlk önce kurallarımızı kafamızda oluşturacağız ve kurallarımızı oluştururken de aslında neler hesaplatmak istediğimizi düşünerek profillememizi yaptıracağız. Biz bu profilimi oluştururken demek ki ATM'de son 24 saatteki kullanımları göz önünde bulundurmak istiyoruz. Ve dolayısıyla biz her bir kart için, buradaki indekslerden seçtiğimiz şu an için, her bir kart için ATM'de son 24 saatteki işlemlerini hesaplatmak istiyoruz ki burada SRP'mizde saniyeye kadar hesaplatmalar yapmanız mümkün. Ve bunu onayladığımız anda anında geriye doğru her bir kart için son 24 saatlik hesaplatmayı yapmış olacaksınız. Arkasından ve diyoruz ki biz bu son 24 saatteki kart işlemlerinden sadece ben MCC 6011 olan ATM'den nakit çekim işlemlerinin hesaplatmasını yapmak istediğimi belirtiyorum. Ama neyi hesaplayacak onu bilmiyoruz şu an. Ve hesaplatma olarak farklı şeyleri hesaplatabiliriz. Neleri hesaplatabiliriz? Çünkü buradaki örnekte aslında adedini hesaplatmışız. Yani son 24 saatteki her bir kartla ATM'de yapılan işlemlerin adedi. Ama biz farklı neler hesaplatabiliriz? Ona bakalım. Ortalama tutuğunu hesaplatabiliriz. Farklı IP adresler alınmasını hesaplatabiliriz. Farklı adet ve oranlarını hesaplatabiliriz. Maksimum tutuğunu hesaplatabiliriz. Sık kullanılan adet, oran ve değerini hesaplatabiliriz. Çoklu aldığı çoklu adet ve oranı hesaplatabiliriz ve toplam tutuğunu hesaplatabiliriz. Yani profileme kısmı aslında sizin kuralı yazmadan önce çok daha hızlı yaptığınız, kuralın içini aslında karmaşıktan kurtardığınız bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Farklı olarak tam göremedim. Evet. Mesela şuna bakalım. Diyor ki burada da yine bir kart için hesaplatma yapmışız. Bir kartla son
5 dakika içinde gerçekleşen işlemleri ne olursa olsun onu da adedine hesaplatmışız. Bir tane örnek yapalım istiyorum ama şimdi ben bir kural yazmak istiyorum. Şöyle düşünüyorum. Yurt dışında gerçekleşen mesela card not present işlemleri, riskli CNP işlemleri ile ilgili bir kural yazacağım. Ama bunu yazmadan önce aslında benim profil oluşturmam lazım. Şöyle ki ben ilk önce card not present işlemlerinin belirlediğim zaman aralığındaki adet ve tutarı hesaplatmam lazım. Bunu kuralda kullanmam için. Şimdi çok hızlıca yani Payments size aslında ne düşünüyorsunuz onu yapmanızı imkan veriyor. Burada önemli olan sizin Payments'daki kullanım amacınız ve oradaki bakış açısınız. Evet, biz Card Not Present diyelim, 24 saatlik işlemlerini alacağız. Ve biz bunu her bir kart için istiyoruz. Ve zaman olarak da 24 saatlik zaman dilimindeki işlemleri istediğimizi belirttik. Ve tabii ki de bunun için bir ayraç girmemiz lazım ki bizim Seri Payments'ın hangi işlemleri yani Card Not Present olarak belirlediğimizi anlaması lazım. Şimdi burada değişkenler var. Biz bu değişkenlerin içinde Post Entry modu seçtiğimizde yani içerideki mevcut veriye göre yazacağım. Burada tabii eşittir var, boş olanlar var, büyüktür, küçüktür koşulları var. Ben dedim ki 90'lı ve 05 ile başlamayanlar benim için Card Not Present işlemlerdir dedim Seri Payments'a. Ve ama dedim ki yani ben bu işlemlerin nesini hesaplatmak istiyorum dediğim noktada evet. Ben 24 saatlik içinde burada istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Ben sadece bir kural yapısında içindeki adlara uysun diye bu şekilde yazdım. Yoksa siz istediğiniz adı verebilirsiniz buna. Ve ben bunun store edilmesini istiyorum bu verinin. Hem diskte hem memory'de. Ve neyi hesaplatmak istediğimi soruyor. Ben diyorum ki ilk önce adedini hesaplatayım. Herhangi bir format kullanmak istemiyorum. Benim için iki uzunluk yeterli. Ve bir de toplam tutarı hesaplatacağım. Yani ben onları da kuralımda kullanmak istiyorum çünkü. Evet, yine tamamen free format yazabileceğiniz şekilde ben bir de tutarını da hesaplatacağım. Ve buradan toplam total amount'u seçerek şu an bunu save ettiğim andan itibaren sebeplerimiz içerideki mevcut verilerle ve daha sonrasında eklenecek yeni verilerle dahil olmak üzere anında bir hesaplatma şu an yapmış bulunmakta. Biz aslında biraz sonra ilerleyen safhalarda bu hem kuralda bize ne gibi etkiler sağladı onu da görmüş olacağız. Profilleme fonksiyonlarını geçtiğimizde bu artık kural oluşturma adımına geçebiliriz. Kural oluştururken aslında bizim üç farklı şekilde kural oluşturabiliyoruz. İlk önce bu kural seti dediğimiz, bizim hep koşullarla oluşturduğumuz kural seti var. İkinci olarak sizin dışarıda ürettiğiniz, yaptığınız modelleri, bu PML formatlı modelleri Seri Payments içine yükleyip orada işlenmesini ve oradaki aldığı skoru kullanabiliyoruz. Ve üçüncü olarak da Seri Payments'ın kendi içinde de bir random forest algoritması mevcut. O algoritmayı da çalıştırarak, yapay zeka destekli algoritma çalıştırarak model üretimi sonucundaki çıktıyı kullanabiliyoruz. Biz şimdi normal bir kural setiyle oluşturduğumuz bir kural seti oluşturacağız ve onun altına yeni kurallar yazacağız. Buradaki amaç kural yazmadan önceki kural seti oluşturma aşaması
aslında kurallarınızın hem bir arada durmasını sağlıyor. Farklı amaçlarda farklı kurallar oluşturabilirsiniz. O kuralları da farklı kural setleri altında tutabilirsiniz. Biz şimdi ilk önce bir kural seti oluşturup diyelim ki demo rules. Evet. Biz bu kural seti altında yeni kuralımızı artık yazmaya başlayacağız. Bizim yeni kuralımızda ilk ne demiştik? Riskli yurtdışı işlemleriydi. Card not present işlemleriydi. Herhangi bir comment bilgisi yazabilirsiniz kuralınızla alakalı. Yazalım. Evet, şimdi artık koşullarımızı seçeriz. Yani biz bu kuralımızda hangi koşulları kullanacağız ve hangi değerleri kullanacağız? Şimdi aslında yurt dışı işlemler dediğimize göre yurt dışındaki gerçekleşen işlemleri baz almalıyız. Evet. Not equal to diyelim. Ve Türkiye dışındaki işlemleri baz alalım. Ve istiyorum ki bizim demin hesaplattığımız profillemeleri kullanalım. Ve adetsel olarak son 24 saatteki benim yani 5 ve üzerini ben riskli addediyorum ve onu kuralımda kullanmak istiyorum. İkinci koşulum card not present işlemlerin son 24 saatteki işlemlerin 5 ve üzeri olması. İkinci olarak bir de buna tutar da ekleyeyim. Aslında bir nevi riskimi biraz daha filtrelemiş olurum. Evet. Diyelim ki 1000 TL üzerine de ben kontrol etmek istiyorum. Ve bu kuralımıza aksiyonlar belirleyebiliriz. Bu aksiyonlar neler onlara bakalım. Evet, bu aksiyonlarda ilk önce ben bu kuralı bir istatistik amaçlı da oluşturmuş olabilirim. Ama ben bir alarm yaratılmasını da isteyebilirim. Yani bu kuralın sonunda ben bir alarm yarattırayım ve bunun sonucunda benim case class'ıma oluşturduğumuz case class'lar var ve birazdan vaka incelemesinde görmüş olacağız. Aslında bu case class'lar dediğimiz her oluşturduğumuz kuralı farklı vaka sınıflarına ayırarak aslında burada da bir ayrıma gitmiş oluyoruz ki farklı vaka sınıflarına farklı alarmlar atayabiliriz. Mesela shopping friends dediğimiz yani sık riskli alışveriş case class'ına bunu sokabiliriz. Mesela bu tür alışveriş işlemlerini farklı case class'a bu şekilde hem sınıflandırmayı daha kolay yapabiliyorsunuz. Bir de artı olarak farklı kurallarda, vaka sınıflarında farklı ekranda, yani aynı ekranda farklı bilgilerin gelmesini sağlıyorsunuz. Ben bir thread secure, yani internet işlemi incelerken benim karşıma gelmesini istediğim alanlar farklıdır. Ama bir manyetik işlemle ilgili bir kural incelerken tam thread secure ile ilgili bilgi gelmesinin benim için bir faydası yok. Ben bunlarda bir ayrıma gidebilirim bu vaka sınıfları bazında. Bir alarm atayabiliyorum. Aynı zamanda neler yapabiliyorum? Ekstradan. Bir master data atayabiliyorum ki master data dediğimiz aslında bizim müşterilerin demografik yapısından bahsediyoruz ve biz her bir müşterimizi Seripaymış'a işte ad, soyad, işte adres bilgileri, telefon bilgileri gibi bilgileri Seripaymış'a yüklüyoruz. Ve oluşturduğumuz bazı kurallarla ilgili bu master datalarda bir bilgiyi tanım atabiliriz müşteriye. Yani bir müşterinin yanına işlemi yaptı farklı bir kuralda için bu müşteri riskli müşteri, bu müşteri yabancı müşteri gibi herhangi bir bilgiyi buraya diyelim ki işte mesela şu an için master data olarak 4 farklı bilgi koymuşuz. Mesela ülke olarak buraya herhangi bir bilgi
yurt dışı diyorum. Yani şu an için bir anlamı yok ama sizin kullandığınız kuralla ilgili herhangi bir bilgiyi müşterinin yanına ek bilgi olarak ekleme şansımız var. Üçüncü olarak ne yapabiliriz? Bir bildirim ekleyebiliriz. Bu bildirim sizin daha önce içeriği tanımadığınız bir bildirim olabilir ve bu kural geldiğinde size bildirim olarak uyarı gelebilir. Aynı zamanda dördüncü olarak da at entry dediğimiz bir riskli yani blacklist'e bu müşteriyi ekletme şansınız var veya da whitelist diyeyim. Yani sizin ekstradan bir efor sarf etmenize gerek kalmadan bu kuralın sonucunda yer alan kart olur, hesap olur, IBAN olur, IP olur. Bu kuralı uyguluyorsa benim IP risk listeme otomatik ekle. Yani ben hiç bunu görmeyeyim bile. Hani sen arkada bunu eklemeye devam et diye bir blacklist'imize evet, bunu ekletebilirsiniz. Veya bunların hiçbir tanesini kullanmayabilirsiniz veya herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir olay. Evet, kuralımızı şunları bu kadar. Bir sadece alarmımız kalsın. Bu şekilde kuralımızı seyirleyebiliriz. Evet, artık yeni bir kuralımız var. Şimdi istiyorum ki mevcutta bu kurallarımızı oluşturduk. Artık vakalarımız gelmeye başladı. Ve bu vakalarımızı da aslında bir vaka inceleme ekranında bir görelim istiyorum. Burası bizim vaka sorgulama ekranımız. Burada istediğiniz kriterlerdeki vakaları sorgulama yapma şansınız var. Şu an içeride 5 tane bir vakamız var örnek. Bir tanesine girelim. Evet, vaka inceleme ekranında neler var onlara bakalım. İlk önce bir meme olanımız var. Buraya free text herhangi bir şey yazıp save ederseniz şu an şurada bunu geldiğini göreceksiniz. Aynı zamanda bu vaka ile ilgili bir aksiyon tanımladıysanız aksiyon alma şansınız var. Bir kartı bloke edebilirsiniz veya da bir SMS gönderebilirsiniz veya geçici bloke alabilirsiniz gibi artık ne yapmak istiyorsanız vaka incelemenizde bir aksiyonda bunları tanımlayıp ve anında burada aksiyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bir kart incelemesinde herhangi bir CPP listeniz varsa ve CPP tespitiniz varsa direkt o CPP formuna ekleme yapabilirsiniz. Ve tabii ki de case kapama kodlarını tanımlayarak nasıl bir statüdeyse o case'i o şekilde kapatabilirsiniz. Peki case datasına baktığımızda şimdi ilk önce case datasında bizim bir özet bir bilgi sağlıyor. Hangi case class'ta olduğunu sağlıyor ve o case class'a aslında hangi kuralla girdiğini de gösteriyor. Demin dediğim gibi yani bir case class içinde farklı kurallar atayabilirsiniz. Ve burada hangi işlemden kaynaklı bu case class'a geldiğini de bir aslında direkt özet bilgisini gösteriyor. Ve arkasına geldiğimizde burada altında yaklaşık 6 tane bir sekme var. Bu sekmelerde bizim hiçbir ekrana gitmeden aynı ekran üzerinde inceleme yapmamızı sağlayacak. Bu bir kart incelemesi, kart vakası incelemesiydi. Dolayısıyla bu kartla ilgili şu an özet olarak toplamda ne kadar işlem gerçekleştirilmiş, bu işlemlerin kaçı fraud, kaçı gerçek işlem, bu bilgileri özet olarak karşınızda görüyorsunuz direkt. Ve bu kartta gerçekleşen tüm işlemleri, dediğim gibi burada görmek istediğiniz alanları aslında case class'ta belirliyorsunuz. Ve eğer isterseniz de bu case class'ta burada gördüğünüz alanları bile bazılarını kaldırabilirsiniz. Ben bu alanı görmek istemiyorum gibilerinde. Hani şöyle bir şunu kaldırayım. Ben bunu artık görmek istemiyorum deyip o alanı da görmeyebilirsiniz. Ama normalde ilk gördüğünüz alanı her case class için tanımlama şansınız var. Ve burada şu an bu kartla ilgili yapılan tüm işlemleri görüyorsunuz ama inceleme sırasında dediniz ki ya ben şu iş yerinin işlemlerinde de bir baksam
iyi olur dediniz. Bir daha incelemeyi daha da derinleştirmek istediniz. Ve oradaki merchant ID'nin üzerine geldiğinizde direkt o merchant ile ilgili yine bir özet bilgi, toplam ne kadar işlem yapılmış adedi, fraud adedi nedir, tutarı nedir gibi bilgiyi direkt karşınıza gördükten sonra direkt o iş yerinde ilgili tüm işlemleri ve tabii burada karşınıza gelecek olan değişkenleri tanımlama ekranlarında tanımlıyorsunuz. Yani sadece buradakilerle zorunlu değilsiniz. Buraya başka işlemlerde bilgiler de koyabilirsiniz. İstersin detaylı olarak da sonradan da bu bilgileri de, alanları da çıkartma şansınız var. Ve tekrardan başka bir karta daha bakmak istediniz. Tekrardan kartın üzerine geldiğinizde yine o kartla ilgili yapılan tüm işlemleri burada görüp böyle bir zincirleme incelemeye devam etmeniz mümkün. Tabii bu sadece kart, şu an demoda kart olduğu için kart tarafını anlatıyorum ama bu anlattıklarım hepsi internet bankacılığında, mobil bankacılıkla ilgili tüm alanlarda ve bilgilerde de geçerli. Buradaki incelememizi bitirdikten sonra aslında bir simülasyon tarafına da geçebiliriz. Bu tarafa kadar eğer bir sorunuz varsa da cevaplamaktan mutluluk duyarım. Şimdi model menüsünün altında evet. Şimdi simülasyon kullanacağız ve biz bu aslında simülasyonu niye yapıyoruz ondan bahsedeyim biraz. Biz bu simülasyonu aslında mevcuttaki kurallarımızın aslında etkilerini görmek istiyoruz. İkincisi yeni bir kural tanımladıysak onun da etkilerini görmek istiyoruz. Yani biz bu kuralı tanımadık ama tanımlayacağız daha doğrusu. Bize ne kadar fayda sağlayacak onu yapacağız. Ve biz bu simülasyonu yaparken tabii yeni kural tanımlama yaparken normalde çalışan production ortamını da yapmıyoruz. Demin aslında şurada gözüken bizim aslında production'da koşan ortamımız bu. Ve biz bu ortamdan kendimize farklı çalışma alanları yaratıyoruz. Ve o farklı çalışma alanlarında istediğimiz değişikliği yapıyoruz. Buradaki amacımız mevcuttaki çalışan, production'da çalışan modelimizin daha iyisini, daha bizim için daha çok fraud'u yakalayabilecek olan modeli yakalamaya çalışmak. O yüzden birçok farklı challenger dediğimiz çalışma alanı yaratıp o alanlar üzerinde simülasyon yapabiliriz, yapay zekalı kurulu üretebiliriz. Ama bu yaptığımız değişiklikler production'daki vaka incelemelerini, işlem performance'a gelmelerini etkilemiyor. Herhangi bir yavaşlama söz konusu değil. Ve zaten bu değişiklikleri de production ortamında yapmanıza izin vermiyor. Sadece oluşturduğunuz challenger ortamında bu değişiklikleri ve simülasyonu yapabiliyorsunuz. Bu arada tabii yeni kural tanımladık ve bu kuralımızın da aslında simülasyona dahil etmemiz lazım. Ve bunlar bizim yaptığımız mevcuttaki değişkenler. Hem de yeni tanımadığımız iki tane değişkeni de hem simülasyonda hem de model üretiminde kullanmak istiyoruz. Ona da burada kolayca işaretleyebiliyoruz. Yani burada her bir veriyi, değişkeni kullanıp kullanmamak sizin elinizde. Yani mutlaka simülasyonda kullanmak zorundasınız veya değilsiniz. İstediğiniz veriyi kullanırsınız, istediğiniz veriyi kullanmazsınız simülasyonda ve model üretiminde. Ve aynı zamanda da ben yeni oluşturduğum kuralın da aslında bir analizini de yapmak istiyorum. Dolayısıyla o analiz içinde yeni oluşturduğum kural setini de buraya ekledim ki şimdi oluşturduğumuz kuralın da etkilerini görelim mevcutlarla beraber. Evet. Şimdi simülasyonumuzu başlıyoruz. Zaten şu an için çok kısa sürecek bir işlem. Dediğim gibi yani bu simülasyon çalışması sizin production'da koşan ortamınızı hiç etkilemeden yani orasını tamamen bir arkadaşınız oraya baktığını düşünün ve siz
tamamen modeli iyileştirme üzerine çalıştığınızı düşünün. İkinizin çalışma ortamı tamamen farklı olacak. Ve bunu yaparken de, simülasyon çalıştırırken de tabii hem adet seçme imkanınız var, hem de tarih girebilirsiniz. Ben son bir haftalık veri üzerinde de simülasyon yapabilirim. Tuttuğunuz veri izine göre son 6 aylık veri üzerine de yapabilirsiniz. Veya da ben son 1 milyon kayıt üzerine yapabiliyorum demek, yani yapabiliyorum demek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda Flood'unuz asla mesela, burada Target Selection dediğimiz, Flood olmayan işlemler özelinde de bir simülasyon yapabilirsiniz. Yani illa Flood olması gerekmiyor. Siz özenlediniz ki ben yurt dışındaki spesifik bir iş yerindeki işlemlerin, orada gerçekten işlemlerle ilgili nasıl bir kural geliştirebilirim? Yani mevcut kurallarım nasıl bu işlemi bulabilir? Sırf onun üzerine de bir simülasyon yapma şansınız var veya model üretimi. İstatistiklerine bakalım. Bu simülasyonda bize sunduğu istatistikler nelerdir? Bakalım. Simülasyonumuzu görelim. Bitti. Bir daha çalıştıralım. Evet. Aslında burada bize bu simülasyonda hem istatistikleri verecek, bizim toplamda kartlarımızla ilgili ne kadar fraud'a yakalanmışız, ne kadar gerçek işlem var, oranlarını ve rasyosunu verecek. Aynı zamanda da analizi yapmamıza imkan verecek. Kural optimizasyonu yapacağız. Bu kurallarımızda çakışma oranlarına bakacağız. Kurallarımızın birbirleriyle ne kadar adette çakışmalar var, aslında onları görmüş olacağız. Buradaki süreler sizin içeride tuttuğunuz verilerle alakalı. Şu an içeride yaklaşık 2 milyon 400 bin civarında bir işlem var ve bu kadar işlemi aslında simüle etmeye çalışıyor. Bakalım. Şurada da analiz tarafı çalışıyor. Analizimiz de bitsin. Daha sonrası bu simülasyon ettiğimiz veriyi aslında model üretiminde ve kural üretiminde kullanacağız. Bakalım. Analizimiz hesaplaması devam ediyor. Ya, tabii bu şey hani süreler ortamlarda normalde sizin dışarıda yaptığınız ortamlardan çok daha hızlı gerçekleşen süreler. Evet. Evet, hesaplamasını da bitirdi. Şimdi normalde bizim yaklaşık 2 milyon 400 bin işlem üzerinden bir simülasyon yapmıştık. O simülasyon üzerinde bizim fraud'umuz ne kadar, adedi ne kadar, toplam tutarı ne kadar, ne kadar rasyomuz var, onları görebiliyoruz.
ve bu işlemlerin ne kadarını biz kurallarla tespit ettik ve bu kuralları tetiklenen işlemlerin ne kadarı fraud olmuş, tutarı ne kadar olmuş, onları görme şansımız var bir istatistik bilgisi olarak. Aynı zamanda rule overlap dediğimiz bize kuralların çakışma adetlerini gösteriyor. Mesela counter rule dediğimiz bir kuralın toplamda 314 tane kuralı başka kurallarla çakışmış ki bunun 71 tanesi bizim yeni yazdığımız kurala denk geliyor. Yine farklı bir kuralda 106 tanesi çakışmış. Burada amacımız aslında kurallara harcadığımız zamanı ölçmek, bir de kurallar ne kadar verimli. Yani demek ki eğer çok bir eşleşme varsa bir aynı kuralla, demek ki biz aslında fazladan yeni bir kural yazdık ve boş boşuna o eforu sarf ettiriyoruz. Hem platforma hem de kendimize ve boş boşuna onu raporlamış oluyoruz. Eğer böyle bir durum varsa hangi kuralı inaktif edebiliriz, onu değerlendireceğiz. Ve analiz kısmına bakarsak eğer, burada da yeni kuralımızı da analiz ettirelim. Evet. Burada aslında bizim hangi kuralımız, ne kadar biz fraud hit oranına sahip ve ne kadar pozitif bize yaratıyor, onu görüyoruz. Şimdi ilk sortlaması bizim fraud yakalama oranına göre. Yani bu şu demek, toplamda ki fraud'un %10'u bu counter rule'la tespit edebilmişiz. Bizim az önce yazdığımız kurala bakalım ve burada pozitif oranları var, görüyorsunuz. Bizim az önce yazdığımız bir kural vardı. Bu kuralın fraud yakalama oranı çok düşük. Yani bu ne demek? Yaklaşık işte 30 tane fraud yakalayabilmişiz, 30 tane işlem yakalayabilmişiz ve 16.200 tane de işleme bakmışız. Yani pozitifimiz inanılmaz yüksek. Aslında bizim için yazdığımız kural çok da verimli bir kural olmayacak. Demek ki kural içinde bir farklılaştırma yapmamız gerektiğini burada çok net görebiliyoruz. Artık kural üretimine gelirsek, burada iki türlü kural üretimi yapabiliyoruz. İkincisi aslında, ilki bizim normal koşullar doğrultusunda yaptığımız bir kural üretimi. İkinci olarak da random forest algoritmasıyla çalışan bir model üretimi. İlk olarak kural üretimine gelirsek, burada aslında farklı yani kural üretimi senaryoları var. Şöyle ki, siz şey diyebilirsiniz, ben mevcuttaki kurallarım haricinde kurallar bana üret. Bu da şu demek, yani benim mevcuttaki kurallarıma benzerlik olan kuralları bana gösterme. Farklı kuralları üret. Eğer buna benziyorsa bana çıkarma. Ya da benim mevcuttaki kurallarımı hiç yokmuş gibi davranarak bana yeni kurallar da öner diyebilirsiniz. Ve tabii yine ne kadarlık bir veri içinde tarih veya adetsel bazlı kural üreteceğinizi kendisi soruyor. Aynı zamanda bir koşul da belirtebilirsiniz model üretiminden önce. Ve tabii yapay zeka aslında bir sınırsız bir öğrenmeye giriyor. Aslında biz bu amaçla da yapay zekanın bize sunacağı kurallara bir sınır vermek istiyoruz. Yani sonuçta biz bize bir tane bile kural, fraud'u yakalayacak bir kural önersin istemiyoruz. Yani orada ben binlerce işleme bakayım, amacı orada bir tane fraud yakalamak olmasın. O yüzden bizim burada vereceğimiz limitler dahilinde yapay zeka öğrenmesine çalışsın. Burada ilk önce bir ağırlık kısmına geliyor ki, burada bize sorduğu hangi kısmı ağırlık vermek istersin? Yani pozitif kısmını düşük tutmak mı istiyorsun, yoksa fraud yakalama oranını yüksek tutmak istiyorsun? Burada her bir oranı değiştirdiğinizde size farklı kurallar önerecek. Çünkü sizin istediğiniz durumlar hepsi farklılaşacak. Biz bunu mesela 3 diyelim, biraz daha pozitife yakın olsun ağırlığımızı düşünelim. Ve diyor ki, minimumda pozitif oranın kaç olsun? Yani en az bir oran da üret diyebiliriz.
ben pozitif oranı kaç olursa durdurayım artık, keseyim. Demin ürettiğimiz skor mesela 540'tı mesela. Hani bunu self-payment bize üretmez. Hani biz bunu yapabiliriz bir ve yaptığımızda sonucunu görüyoruz. Ama self-payment diyor ki ben sana böyle bir kural önermem zaten. Ama nasıl kural önereceğini de biz burada limitler dahilinde öğretebiliyoruz. Ve diyor ki self-payment ben kaç tane koşul kullanayım kurallarımda? Onu belirleyebiliyoruz. Veya da benim hit rate'im, yani fraud yakalama oranım kaç olsun? Yani çok mu yakalayayım? Ne kadar kural üreteyim diyor. Şimdi bize 3 tane üretsin. Hani demo yaptığımız için çok da fazla kural üretmesini beklemeyelim. Diğer default ayarları kalabilir. Bu minvalde kural üretimle başlatıyoruz. Şimdi ilk başta bize aslında tüm verileri bir hesaplamasını yapıyor. Ve bize biraz sonra koşul önerecek. Eğer istersek kural üretiminden önce SRP'miz bize hangi koşulları kullanırsan bunu daha iyi bir kural yazabilirsin babında bize koşullar önermeye başlayacak ki aslında yani o aslında önerdiği koşulların da tüm detayları biraz sonra karşımıza gelecek. Evet. Şimdi bütün değişkenleri değerlendirip koşul üretimine geçti. Buradaki koşulda amaç, yani istersen kendin koşulları seçerek de bir kural yazabilirsin. Ve o yazdığın kuralın da etkilerini ben sana anında göstereceğim. Bütün koşulları ve koşulların aldığı değerleri tek tek hesaplayarak hangi değeri alırsa ne kadar fraud yakalama oranı olur, ne kadar pozitif oranı olur, biz onun hesaplamasını yapacak. Demo sonunda da aslında arka tarafta yemekten sonra demo standımızda olacağım ben. Orada da eğer isterseniz hem ekran üzerinde demoda da sorularınızı alabilirim. Evet, buyurun. Hı-hı. Var. Yani dediğim gibi mesela bir whitelist oluşturabilirsiniz ve o whitelist'i kuralda da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla o kurala takılan o kart numarasıyla ilgili kuralda yer almamış olur. Whitelist'i süreli tanımlayabiliyor muyuz? Süreli tanımlayabiliyorsunuz. 24 saat işte, 48 saat. Evet, bir expire tarihi var. Ama şimdi whitelist bütün listeyi kapsıyor. Biz sadece o kartın mesela 24 saat kalmasını istiyoruz. Tamam. İstediğiniz kadar bir liste oluşturabilirsiniz. Yani listenin bir sınırlaması yok. Yani bir kartlık bir liste oluşturabilirsiniz. Onu orada kullanabilirsiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Evet. Bize SRP'miz koşullu önerdi. İlk önerdiği koşul aslında diyor ki merchant country kodu kullanabilirsin. Toplam 163 tane ülke kodu var. Ben sana iki tanesini kullanmanı önerdim. Ve o iki tanesi işte Hong Kong ve Macau ve Hong Kong. Bunları kullanırsan diyor, yaklaşık %10'luk bir hit rate'e ulaşırsın ve post pozitif oranında 11.71 civarında olur diyor. Biz ve bu koşulun içine de girebiliyoruz. Yani hangi ülke kodlarında ne kadar fraud yakalamalar ve pozitif oranları var, görebiliyoruz. Burada her ülke kodu için bunu görmüş, aşağı doğru. Evet. Mesela ben bu ülke kodlarına bir tane daha eklemek istediğimizi düşünelim. Ben dedim ki ya bizim İspanya'da da çok fazla fraud oluyor. Onu da eklesek acaba neler değişir? Onu bir bakalım. Demin bize bunu önermişti, sarıyla işaretlemişti. Şimdi, evet, olmadı herhalde, bir daha deneyelim. Ha, oldu. Evet, şimdi mesela artık önermiyor. Çünkü biz İspanya'yı da eklediğimizde diyor ki post pozitif oran 561'e çıktı diyor. Yani çok fazla yanlış alarm bakacaksın. Yani fraud'u belki arttıracaksın. Yani %42'ye çıkardın fraud ama diyor.
Yani çok efor sarf edeceksin bunu bulman için diyor. O yüzden ben sana bu koşulu önermiyorum diyor. Ben sana ikinci koşulu artık. Farklı koşul önereceğim diyor. Diyor ki son 24 saatteki işte toplam tutarı 1000 ile 10.000 arasındaki işlemleri kullanırsan ki etkin işte 36 olacak hit rate'in, fosforsun 38 olacak. Biz yine bunu geri aldığımızı düşünelim. Dediz ki tamam İspanya benim incelemelerime pek yaramayacak. Ben onu geri alayım diye değerlendirelim. Dolayısıyla burada sizin fikriniz ve iş bilginizi kattığınızda ortaya ne sonuç çıkacak onu da burada anında görme şansına sahipsiniz. Deser ekledelim. Evet, tekrardan bize bu koşulu önermeye başladı. Biz diyelim ki artık tamam, biz koşullar kısmını anlattık. Ben koşulu önermeyeceğim SP'miz. Bize modellerini, kuralını kendin üret dediğimiz noktada bize artık kurallarını üretmeye başlayacak. Aslında bu kuralları üretirken de buradaki, mevcuttaki tabii tüm değişkenleri, o demin seçtiğimiz bu değişkeni kullan model üretimde dediğimiz noktada o değişkenleri kullanarak bize en faydalı kuralı sunmaya çalışacak. Bu mesela ilk kuralını sundu. İlk kuralında tabii bize önerdiği şuradan da büyüteçe başladığımızda hangi koşul önerdiğini görüyoruz. Mesela bize önerdiği ilk koşulda işte Macau ve Hong Kong Merchant Country kodunu kullanarak bir kural önerdi ve diyor ki aynı zamanda son 4 günde Amerika'daki kullanım adedi de 1 ve üzeri olsun. Bu iki koşulla beraber yazarsan diyor, yaklaşık pozitif oranından 1.86 olacak. Aslında bu şu demek, yani ben sana 721 tane işlem incelettireceğim. Geriye yönelik tabii ki bu. Böyle yapmış olsaydın 721 tane işlem bakacaktın ve bunun 252 tanesi zaten fraud olacaktı. Ve sen böylece diyor %8.14'lük bir fraud yakalama oranına sahip olacaktın. Ve pozitifinde 1.86'larda kalacaktı ve sabahki sunumlarda da gördüğünüz gibi SRP'miz en büyük amaçlarından bir tanesi aslında pozitif adetlerinizi, oranlarınızı belli bir sayının aşağısında tutmayı amaçlıyor. Ki buradaki aslında kısıtlı kaynakları da verimli kullanabilirim. Evet. Yani bundan sonraki kurallarda da her bir kural için, aynı zamanda da bu kuralı ürettikten sonra da bize istersek bu kuralların hepsini veya da herhangi bir tanesini normalde kaydederek kullanma imkanınızı da bize veriyor. Yoksa ya da biz bu kuralları beğenmedik deyip buradaki setting ayarlarına geri dönüp benim tam istediğim gibi değil bu kurallar, daha fazla aranda değişiklik yapayım, bir fine tuning yapayım deyip hemen değişik kurallar üretmesini de sağlayabilirsiniz. Sonuçta bu kuralları üretti diye hemen kullanma göre değil. O yüzden diyoruz ya, burada tamamen kognitif bir yaklaşım söz konusu. Burada önemli olan size faydalı olabilecek, sizin fraud yakalama oranınızı arttırabilecek kuralları getirtebilmek SevPayments'ta. Şimdi aslında o çalışırken de biraz şeye de bakayım istiyorum, geçelim. Random Forest algoritmasına da geçelim. Şimdi Random Forest algoritması da şöyle, yani gelmişken bakalım. Mesela şimdi artık 3 koşullu bir kural önerdi bize ve o kuralın fraud yakalama oranı 10.70 ve pozitif oranı yaklaşık 1.95'lik bir oranı var. Koşullarına eğer bakarsak bize diyor ki son 24 saatteki işlem toplamı 1000 ile 10.000 arası gibi olsun ve son 10 gündeki en sık kullandığı MCC'ler de
Excel'de yazılanlar gibi ve response kodu da 557 sıfır alan işlemleri koşulunu kullanarak bir kural yazarsak elde edeceğimiz sonuç bu olur diyor. Ya tabii şu an içerideki hem değişkenlerin adedi ve içerideki fraud işaretlemeleri çok sağlıklı olmadığı için çok sağlıklı kurallar çıkmayabilir tabii doğal olarak burada. O kuralları üretirken aslında bir de şimdi bize white box anlayışımız bu şekilde. Bir de Seripemus'ta tabii bir de black box'a yakın dediğimiz aslında hep random forest algoritması var. Random forest algoritması kullanarak da bir çıktı elde edebiliyoruz. Evet, burada aslında random forest'ta da burada da bir hem hangi veriyi kullanacağımızı soruyor. Mesela burada yaklaşık bir 100 binlik bir data üzerinde bir algoritmayı kullanmak istedik. Çok da fazla uzun sürmesin diye aslında. Buradaki içerideki ayarlara gelince biraz daha farklı. Burada mesela ağaç sayısını sorduğu şey bize burada içerideki random forest'teki kural sayısı diye düşünebilirsiniz. Yani ben kaç tane kural kullanayım ve bu çıktı elde edeyim diye soruyor. Aynı zamanda bir önemli özellik burada truncate dediği yani zayıf dalları budayım diyor. Yani çok verimli olmayan kuralları ben bu modelin içine dahil etmeyeyim ki daha verimli bir sonuç alabilirim. Ya da siz dersiniz ki hayır bütün hepsini çalıştır ben tam sonucu görebilirim. Demek isteyebilirsiniz. Ama burada tabii çıkan sonucu bize şöyle gösterecek. Yani demin gördüğümüz gibi ben bu kuralı kullandım. Bu koşullarla, bu koşulları da o kuralın içinde kullandım diye göstermeyecek. Ama bize gösterdiği noktada şunu durdurabilirim. Bize gösterdiği nokta aslında bizim yine ne kadar fraud yakaladığımızı göreceğiz. Ama hangi kurallar var içinde o modelin onu bilmeyeceğiz. Ama yine bizim için yani bizim hedefimizdeki en yaklaşık bir modeli çıktığı almamızı sağlayacak. Buradaki çıktıları tabii direkt bir kural gibi diye düşünmeyin. Buradaki verdiği çıktıyı kuralda kullanmak gibi düşünün. Normalde zaten dışarıda eğittiğiniz modelleri de aynı şekilde seripiyemiz bir çıktı olarak kullanıp sizin daha etkin sonuçta almanızı sağlıyor. Aynı zamanda bu çıktıyı kuralların içinde de kullanabilirsiniz. Yani hani sadece koşullar kullanmak değil, burada elde ettiğiniz bir çıktığı koşul olarak kullanabilirsiniz. Yani illa ayrı kullanacağım diye bir şey söz konusu değil.
Sebep payment'ta aslında şöyle bir şey var. Yani sizde bir ne yapmak istiyorsunuz, sebep payment'ta onu şekillendirebiliyorsunuz. Yani sonuç olarak size bir hazır bir format vermiyor. Siz ne yapmak istiyorsunuz, sebep payment'ta ona göre şekillendirebiliyorsunuz. Şimdi bize verdiği çıktıda şöyle bir şey yorumlayabiliriz. Öncelikle diyor ki, benim bu modeli kullanırsan diyor, yaklaşık %79'luk bir fraud yakalama oranına sahip olacağım ben. Ve pozitif oranım da 42 oranında olacak. Ve bu modelin doğruluğu %93 olacak. Aşağıda ise bizim toplamda bir 100 binlik bir kaydımız vardı bu modeli yaparken. Ve diyor ki ben bu 100 binlik kaydın içinde 206 tane aslında fraud var. Eğer ben bu modeldeki çıktıyı kullanırsam, ben bu 206 tane fraud'un 164 tanesini sana şüpheli diye göstereceğim. Ama 42 tanesini ise bana göre gerçek diyor. Benim kurduğum modele göre. Ve aynı zamanda yaklaşık 99.800 tane gerçek işlemin de 6.800 tanesini ben sana şüpheli diye göstereceğim. Yani 6.800 tane yanlış alarma bakmış olacağız. Burada şöyle bir ince ayar var. Burada sınıflandırma trişi olduğunda baktığımızda bu ayarı biraz daha büyütürsek eğer, şimdi tabii diyorum ya, burada daha fazla fraud mu, daha az post pozitif mi? Onun aslında kararını vereceğiz. Mesela bunu 0.5'e çektiğimizde threshold'u, demin ki şu an fraud, yani yakalama oranımız 65'e düştü. Ama post pozitif oranı 8'e düştü. Ve modelin doğruluğu %98'e geldi. Bu da aslında şu diyor bize, ben artık senin 206 tane fraud'un 135 tanesini sana şüpheli diye göstereceğim. Ama 71 tanesini gerçek işlem diye sana göstermeyeceğim. Ama demin 6800 tane bana gerçek olan işlemi şüpheli diye gösterdiği noktada bu oran, bu adet 1100'e düştü. Yani burada bizim az mı post pozitif yapmak istiyoruz, bakmak istiyoruz daha az fraud yakalayarak. Veya daha fazla fraud mu yakalamak istiyoruz? Çok işleme bakarak. Bunun kararını vereceğimiz noktada bu modeli biraz daha iyileştirerek, threshold'unu değiştirerek onu karar vereceğimiz noktaya geliyoruz. Yani Forest algoritması da, Serp Payments da bu şekilde gidiyor. Ve sonuçta burada olan çıktıyı da Serp Payments içerisinde, kural içerisinde kullanıp daha verimli sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Benim şu anlık demoda paylaşacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa da şimdi almaktan mutluluk diyorum veya da sonrasında, yemek sonrasında da demo standımızda cevaplayabiliriz.